Mutlu günler efendim. Hayatın içinden başlıyor. Hayatın içinden de bugün eğitim günümüz değil mi hocam? Öyle söyleyelim mi? Ruh sağlığı günümüz diyebiliriz. Eğitim diye. Hepsi tabii ki bir bütün. Evet, ruh sağlığı günümüz. Aile danışmanımız Özcan Dalgıç konuğumuz. Biliyorsunuz Özcan Hoca'yla zaten bu evlenmeden önce sorulması gereken sorulardan bir başlamıştık. Hatta iki program yapmıştık ama iki programda tabii ki bitirememiştik. Bugün yine o sorulara devam edeceğiz. Bugünkü sorularımız daha kapsamlı olacak aynı zamanda. Hedefimiz 200 soru. Valla hocam bizimki 200'e geçer herhalde. Ya. Bir 1500'ü göreceğiz öyle gibi İnşallah. Geliyor bana. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Bizler de iyiyiz hocam. Sağ olun. Sizleri görüyoruz. Daha iyi oluyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bugün böyle stüdyoda da değişiklik yaptık ya. Ben bir şey adapte olmaya çalışıyorum. Mekansal bir tepdili mekanı eylemişiz. Güzel. Evet. Böyle bir bakalım. Deneyelim inşallah. Güzel olmuştur. Ve izleyicilerimiz de inşallah memnun kalırlar. Medine Hanım'ın stüdyosuna geçtik bugün. O da hemen bizi bastı gerçi ama bir şey evet. söylemedi. Evet, şimdi sorularımızdan başlıyoruz. Şöyle önceki konulara bir değinelim mi? Tabii ki. Öncekilerde daha böyle kişisel sorulardan bahsetmiştik. Tabii, yani esasen burada bizim hedefimiz bu soruları hazırlarken, şimdi birkaç alan birden gözetmek gerekiyor. Yani evlilikte sadece romantizmle alakalı soruları istemiyoruz biz. Mesela ilk önce bir kişi kendisini tanıması lazım. Kendisini tanıdığı kadar karşısındakini de tanıması lazım. Yani bunun için de ilk önce kişilik ve mizaçla alakalı sorularımızı karşılıklı olarak eş adayımıza sormamız gerekiyor. Buradaki eğer bir problem var mı yok mu, mizaçla uyuşacak mı, kişilik yapısı nasıl, öfkeli mi, sinirli mi, yoksa rahat mı, merhametli mi vesaire, bu sorularla birçok aşamada karşılaşacağımız, hayatımızı paylaşacağımız kişiyi daha iyi tanıyabilmemiz için muhakkak ki bu soruları sormamız gerekiyor. Mesela bugün mesela ailelerimizi konuşacağız. Bir sonraki merhalede eğer fırsatımız olursa, imkan olursa misafir ederseniz kişinin inancını, değerlerini, erdemlerini konuşacağız. Kişinin ekonomik gücünü konuşacağız. Kişinin sağlık süreçlerini konuşacağız. Çünkü baktığımız zaman mesela benim bir sağlık problemim var ama ben bu sağlık problemi eş adayımdan gizliyorum. Evlendikten sonra bunun ortaya çıkması veya söylemiyorum, ciddiye almıyorum ama o kişi bunun için bunu neden benden gizledin diyor. Veya farklı hassasiyetlerimiz, süreçlerimiz, çocuk yetiştirme modelimiz. Mesela kişinin kendi ailesinden almış olduğu bir çocuk yetiştirme modeli vardır ama kendi ortak olarak beraber yetiştirecekleri çocukları ne yapmaları gerekiyor? Ortak karar almaları gerekiyor. Bunun gibi birçok husus var. Gerçekten esasen bir detaylı olarak görüşülmesi, konuşulması, anlaşılması, mutabık kalınması gerekiyor. Yoksa öbür türlü bu mutabakat sağlanmadan evlilik süreçlerine başlandığı zaman kişiler ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Sudan çıkmış balığa dönebiliyorlar ve bu aşamada çok çabuk bir şekilde bazı evliliklerin daha nişanlılık aşamasında veya evlendikten çok kısa bir süre içerisinde maalesef boşanmayla karşı karşıya kalındığını görebiliriz. Onun için bu illaki her şey tabii ki burada bazı hani kervan yolda düzülür hesabı düşünmemek gerekiyor ama bazı şeyler de tabii ki evlilik aşamasında da konuşulması gerekiyor. Her şeyi bitiremeyiz zaten. Her şeyi çünkü hayatımızın belli aşamalarında farklı imtihanlarla karşı karşıya kalabiliriz. Farklı sorunlarımız olabilir ama birbirimizi eş adayımızla ne kadar iyi tanırsak neyi görürüz bu problemi birlikte çözebilir miyiz, çözemez miyiz? İkimiz bu anlamda farklı düşünürsek birbirimize opsiyonlarımız nedir? Bunları konuşabilmek için o ortamın olup olmadığını görmüş oluruz. Bu tür durumlar için önemli diye düşünüyorum. Aslında
en baştayken her iki tarafta birbirine şeffaf olsa işte sıkıntı mıkıntı bir şey tabii kalmayacak. Zaten evlilik iki kişiyle oluyor. Şeffaf olacaksın. Olduktan sonra da yani zaten şeffaf olmuşsundur. Her şeyi ortaya dökmüşsündür. Sonrasında da bir sıkıntı yaşamazsın. Karşıdaki taraf da bunu bilir. Ona göre tamam der. Ona göre evlenir ya tabii da evlenmez. Tabii ki bazen çok toz pembe görebiliyoruz. Biraz romantik gençlerimiz mesela anne babalar bu anlamda evlilik süreçlerini farklı görebiliyorlar. Gençler farklı görebiliyorlar. Çok fazla romantizmin içinde olduğu zaman, toz pembe olduğu zaman karşımızdaki kişiyi tahlil etmekte, sağlıklı tahlil etmekte zorlanabiliyoruz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet, tabii ki muhakkak ki karşımızdaki eş adayından etkilenebiliriz. Hani elektrik alma diyoruz ya, o elektriği almış olabiliriz. Bunun wattı önemli. Yani düşük wattta mı, yüksek wattta mı? Ama o etkilenmenin içerisinde ne var? Belli bir şekilde akılla hareket edebilmekte. Evet, kalbimizin de sözünü dinleyeceğiz ama aklımızı da ihmal etmeyeceğiz. İkisini birlikte yürütebilmek çok önemli. Akıl diyecek ki evet ya, mesela ben güvenilir bir insan mıyım? Karşımdaki insan güvenilir bir insan mı? Söylediklerine itibar edilir mi? Yalan söyler mi? Söylemez mi? Bunları gerçekten konuşabilmek gerekiyor. Eğer ben birçok noktada karşımdaki kişiye daha evlilik öncesinde yalanlara boğmuşsam, çok fazla birbiriyle tutarsız ifadeler kullanmışsam, sadece gönlünü hoş etmeye çalışmışsam ne olacaktır? Bu evlilik çok uzun metrajlı olmayacaktır. Çünkü bunları hem evlilik aşamasında ortaya veya nişanlık aşamasında ortaya çıkması hem o güveni sarsılmasına hem de kişinin bu anlamda çok rahat bir şekilde yalan söyleyen bir mizacı varsa eninde sonunda ne yapacaktık? O evlilik belli bir ölçekte sarsılacaktır. Bu da her iki tarafa da zarar tabii zaten. Ki. Şimdi hocam 100. soruyu herhalde devirmiştik değil mi? En sonki programlarımızda. Bakalım, evet, belli bir kısmına gelmiştik ama hangisinde kaldım ben de hatırlamıyorum işin açıkçası. Şimdi artık başlıyorum. Aile konusunda hep eminim ilk akla gelen şudur. Kim neye karışacak? İçimizde mi olacak? İşte şuna bir şey söylerler mi? Buna bir şey söylerler mi? Şöyle mi isterler? Böyle mi isterler? Falan filan. Ama ben şu sorudan başlamak istiyorum. Ailenizde hastalık öyküsü veya kalıtsal hastalıklar var mı? Bence çok önemli bir soru. Değil ve mi? Herkesin bir sağlıkçı atladığı olarak bir soru. Daha önce biz burada Talasemi Derneği'ni falan da ağırlamıştık. Ve bile yine böyle genetiksel rahatsızlıklara sebep olan hastalıklar üzerine de konuşmuştuk burada. Ve onlar da aynı şeyi söylediler. Evlenirken hiç kimse bu tarz durumlara dikkat etmiyor. Evet. Yani bu tarz bir durum varsa evlenmeyin demiyoruz ama çözüm odaklı gidilir en azından. Yani bu sorudan başlayalım. Tamam efendim. Yani burada iki, mesela bir kişi karşıdaki eş adayını çok sevmiştir. Sevdiği zaman diliminde bunu bilirse problem olmayacaktır. Ama bunu bilmezse mesela daha ilginç farklı durumlar veya daha önemli hususlar. Mesela bir kişi çocuğunun olmayacağı, ikinci bir evliliğidir, çocuğunun olmayacağını bilmesi gerekebilir. Orada bir durum vardır veya ciddi manada bir işte çeşitli hummalı hastalıkları vesaireleri vardır. Etkilendiği ortamları vardır. Hatta travmaları vardır, vesairesi vardır. Bunlar tabii ki eğer bir yaşamış olduğu, almış olduğu bir destek varsa, bir hastaneden veya bir ruh sağlığı uzmanlarından bir destek almışsa, bunları evlilik öncesinde net bir şekilde karşı tarafa izah eder. Ben şu 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 sebeplerden dolayı şu destekleri aldım, bu desteklerden dolayı ben şifayı buldum veya hastalığımın süreçleri devam ediyor. Bunlar noktasında inşallah ben de şu şekilde şifaya ulaşabiliyorum. Eğer bunlar konuşulmadığı takdirde karşıdaki kişi, tabii ki hayatımızı birleştireceğimiz kişiyle farklı noktalarda daha sonrasında da hastalıklar yaşanabilir. Ama öncesinde eğer bilinmemesi neye doğurur? Güven, yine güven ilkesinin zedelenmesine sebebiyet verir. Onun için bunun öncesinde muhakkak ki eşimize, kendimizle alakalı, sağlık süreçlerimizle alakalı ne kadar? Ya bazen mesela çok basite aldığımız bir baş ağrısı, migren. Karşımızdaki insan bu anlamda migrenle alakalı ne yapabiliyor? Devamlı eğer bu hastalığı yaşıyorsa, bunun tedavisini de ihmal eden bir kişi ise ne yapıyor? Eşine her seferinde, her gün baş ağrısıyla onun misal evine kabul ediyor. Tabii. Değil mi? Yani baktığımız zaman çok basit, işte bir baş ağrısı deyip geçeceğimiz bir rahatsızlık. Veya obsesif, kompulsif dediğimiz, işte belli bir şekilde davranışlarda veya düşünce anlamında takıntı yaşadığımız hususlar. Şimdi bunun hafiften
çok ileri seviyesine kadar birçok aşaması var. Temizlik takıntısı dediğimiz aşaması var, düşünce takıntısı dediğimiz aşaması var. Bu aşamalarda baktığımız zaman kişi sadece kendisini değil, kendisini yormuyor. Ayrıca çevredeki kişileri de aynı şekilde yorduğu için ne yapabiliyor? Evlilikler bu anlamda sıkıntıya girebiliyor. Bu konuda tabii ki bu bilinç düzeyi herkes de aynı oranda olmayabilir. Evlenecek, bizler bunu konuşuyoruz ama bunları biz bugünkü hayat tecrübemizde konuşabiliriz. Gençler bunun ne manaya geldiğini, bunun sıkıntısı ne olacağını da tam olarak göremeyebilirler. Bu tür durumlarda aile büyükleriyle bu konuları istişare etmelerini muhakkak ki tavsiye ediyoruz. Ve bunu mesela benim takıntılarım var diye karşı taraftaki eş adayına şu konularda ben çok hassasımdır veya da şu konularda çok ince düşünürüm veya şu konularda çok tekrarlayan düşüncelerim var diye muhakkak ki belli bir noktada söylenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani kimse kimseye kötü bir sürpriz hazırlamasın değil mi? Ya, kimse, bence olsun. Şu var yani evet evlenmek hepimizin hakkı ama bu bir kul hakkıdır. Yani karşımızdaki insana aldatmak, daha yolun başındayken olan şeyleri farklı göstermek veya olmayan şeyleri söylemek bu anlamda doğru değildir. Bu bir kul hakkıdır. Kimsenin kimseye eş adayımıza bile böyle bir kul hakkıyla yaklaşmamamız gerekiyor, evlenmemiz. Ama karşımızdaki kişiye bunu olduğu gibi ifade ederiz. Karşımızdaki eş adayımız bizi bu şekliyle sever, beğenir, kabul eder. O zaman bir problem yok. Eğer kabul etmeyeceğini bilerek bazı şeyleri gizleyip evlilikten sonra söylediğimiz zaman diliminde karşımızdaki insana ne yapmış oluyoruz? Esasen daha yolun başında aldatmış oluyoruz. Değil mi? Yani aldatma dediğimiz zaman biz sadece cinsellik anlamında anlıyoruz. Yok, esasen birçok aşamada karşımızdaki kişiyi aldatabiliyoruz. Bu aldatma eylemi ne yapabiliyor? Evliliğimizin daha başlangıcında tuzu biberi olmuş oluyor. En azından o zaman evlenecek çiftler bunu görmüyorsa bile bizi aileleri mutlaka dinliyordur. Ailelerinden bir tanesi devreye girsin. Tabii ki. Ya şöyle ki tecrübeler çok farklıdır. Hayat tecrübesi bu anlamda önemli. Eş, dost, akraba veya arkadaş bunlardan gerekirse uzmanlardan uygun bir şekilde tecrübesinden yararlanabileceğim. Çünkü bir de her mesela dostumuz, her arkadaşımızdan da iyi niyetli olarak söylediği bazı şeyler maalesef yanlış değerlendirilebilir veya eksik ifade edilebilir. Bu konuda da her kişinin de tabii ki bir check edilmesi gerekiyor. Mesela ben bir uzman olabilirim ama benim mesela diyelim ki anlayışım seküler bir anlayış içerisinde farklı kültürlerden beslenmişimdir. Benim ifadelerim o kültürün ifadeleri olur ve bu ne yapabilir? Karşımızdaki insana doğru bir yaklaşım sunmayabilir. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'daki boşanma oranlarının çok ciddi bir oranda yükselmesinin sebeplerinin arasında oradaki uzmanların herkesin kendisinin bireysel bir özgürlüğü, bireysel bir yaşamı olacağını söylemeleri ve kimsenin kimseye tahammül etmek gibi bir mecburiyetinin olmadığını ifade etmelerinin neticesinde böyle telkinlerde bulunması neticesinde evlilik oranlarının yükseldiği ifade ediliyor. Şimdi baktığımız zaman biz evet hiçbir uzmanın evliliği devam ettirilmesi veya sonlandırılmasıyla alakalı bir telkinde bulunmak hakkı yoktur. Tabii. Sadece orada bunun nasıl yürütülmesi, sürecin nasıl inşa edilmesi, atlanan hususların görülmesi gibi birçok noktalarda yönlendirici tavsiyeleri olabilir mi? Evet, tavsiyeleri olabilir ama burada kişi kendi özgür iradesiyle evlilik süreçleriyle alakalı kararları alabilecek yeterliliğe sahip olması. Orada bir rehberlik yapması gerekiyor. Peki o zaman şimdi diğer soruma geçiyorum hocam. Bu hastalıklarla alakalı olan soru bence en önemli soruydu. Onu atlattık. Şimdi her programımızda söylüyoruz. Bu 0-7 değil mi? Evet. O yaş grubunun çok önemli olduğunu, aslında temellerin o yaş grubunda atıldığını, diğer hayatın onun bir devamı olduğunu hepsini söylüyoruz. O zaman nasıl bir aile ortamında büyüdün derken o yaş grubunu kastetmemiz herhalde kötü olmaz. Doğru. Şimdi çocukluktan hatta bebeklikten itibaren bir kişinin yetişmiş olduğu ortam o kişinin hayatını tamamen ne yapıyor? Şekillendiriyor. Bu da aynı ölçekte İki kişinin birlikteliğine iki ailenin hayatını
alıp gelmesine sebebiyet veriyor. Büyüdüğümüz aile ortamı, okul ortamları, yaşadığımız o süreçler, eğitimlerimiz, kültürlerimiz ne oluyor? Kendi evlilik ortamımızda bir süzgeçten geçirip orada yaşanmasına sebebiyet veriyor. Eğer ben çocukluğumda ne yapmışım? Ailem beni ihmal etmiş. Ailem beni çok mükemmel yetiştireceğim diye üzerimde baskı kurmuş. Ailem bana şiddet uygulamış. Ailem beni ne yapmış? İhmal etmiş, istismar etmiş gibi birçok noktaları var bu noktada. Eğer kişinin kendi çocukluğuyla alakalı travmaları varsa veya yetiştirilme tarzı bu anlamda model olarak farklıysa, tamamen haz odaklı eğer yetiştirilen bir genç ise ne olacak? Eninde sonunda bu evliliğe taşınacak. Bu evliliğe taşınmasıyla beraber eşler arasındaki baktığımız zaman problemlerin oluşmasına sebebiyet verebilir. Bunun için de dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki karşı tarafta yetiştiriliş tarzına elimizden geldiğince, bu belki biraz uzmanlar tarafından da görülmesi gereken bir soru olsa da, nasıl bir ailede büyüdü? Mesela bazı evliliklerde biz danışanlarımız geliyor. Evlilikten sonra fark edilmiş. Evliliklerinde anne babanın o kişiyi ne kadar ihmal ettiği, yani o kişinin hatta şiddete uğradığı, çocukluğunda hiç sayıldığı, evliliğin içinde varlığının olmadığı, kardeşlerin daha çok ön plana çıktığı, bu kişinin üçüncü, dördüncü planda kaldığı, böyle bir süreçlerde ne yaşıyor? Eninde sonunda belli bir şekilde bir problemleri vardır. Ha, bunlara erken fark edilebilmesi, destek alınabilmesi, evlilik süreçlerinde bunu görülebilmesi açısından da belki faydalı olabilir. Ama bu kişinin eğer kendisini nasıl söyleyeyim, bir güncellemezse, upgrade etmezse veya yenilemezse veya problemlerini evliliğe tanışırsa ne olacak? Bazı noktalarda bu evlilik içerisinde problem yaşanma ihtimali çok yüksek. Onun için karşılıklı olarak taraflar birbirlerine çocukluktan itibaren bir hayat hikayelerini açıklıkla, şeffaflıkla anlatmaları gerekiyor. Ve burada nasıl bir aile ortamını büyüdüğünü anlamamız, esasen bir kayınpederin ve kayınvalidenin de bu evlilikteki pozisyonlarının da anlaşılması açısından önemli. Belki de çok sıcak, çok merhametli, çok ilgi gösteren, şefkatli bir anne baba veya tam tersi despot, o anlamda evlilik süreçlerinde devamlı ikiliyi sıkıştıracak, problem çıkartacak bir aile yapısı var. Bunların görülebilmesi açısından faydalı diye düşünüyorum. Bir tane kitap okudum ben. Yine böyle bir psikiyatristin yazmış olduğu bir kitapta. Kitapta bir kız çocuğundan bahsediyor. Bir de erkek çocuğundan bahsediyor tabii ki. Şimdi şöyle bir şey geçiyordu kitapta. Psikiyatrist diyor ki, şimdi böyle anlatıyorlar neyse sorunları. O kısımlara girmeyeceğim, detaylarına. Onu sevme şekli odur belki. Niye onu anlamaya çalışmıyorsun? Ailesiyle olan ilişkilerine bir bakman lazım ve görüşmem lazım vesaire gibi böyle bahsediyor, ama onun sevme şekli odur belki cümlesi bana çok garip gelmişti mesela. Ama şöyle ki, mesela şimdi bir aile modelini düşünün. Orada mutlu, huzurlu bir aile yapısı var. Eşler birbirlerine sevgi ve saygılılar. Belli bir şekilde çocuk anne babasını orada rol model alıyor. Onun nasıl anne babasını, annesini, annesinin babasını nasıl sevdiğini, nasıl saydığını görüyor. Ve o gördüğü ölçekte karşı taraftaki kişiyi nasıl mutlu edeceğinin bir nesi var? Rolü var. O rol modeli kendisine alıyor ve karşı tarafta bunu eşine sunabiliyor. Ama hiç hediye almamış bir anne babanın, hiç birbirine iltifat etmemiş bir anne babanın çocuğu ne yapacak? Bunları yaparken haliyle zorlanacak. Eğer öğrenebilmişse bu konuda bir sıkıntı yok. Yani bazı, mesela diyelim ki gençler farklı ortamlarda, kendileri bu alanlarda ne yapabiliyor? Bu hassasiyeti gidiyorlar ve iltifat etme becerileri gelişiyor. Bir hediye alarak karşı tarafı mutlu edebilme becerileri gelişiyor. Ama bazıları bunları maalesef beceremiyor. O zaman ne yapamıyor? Sevgiyi karşı tarafa aktaramıyor. Aktaramayınca bayanlar bilhassa ne yapıyor? Kendisini bu anlamda değersiz hissediyor. Veya çok özgürlükçü bir aile yapısı içerisinde büyümüş. Her ferdin kendi kafasına göre takıldığı bir aile ortamı var. Eşlerden birisi ne yapacak? Bu evlilik sürecinde aynı şekilde bunu o şekilde görmek isteyecek. O zaman bir tarafta geleneklerine, göreneklerine bağlı, biraz daha
böyle iç içe geçmiş bir yapıda yetişmiş bir gençle, bu anlamda özgürlükçü bir aile ortamında büyümüş bir gencin muhakkak ki belli noktalarda çatışmalar olacaktır. Ama bunları öncesinde belirleyip, öncesinde konuşup, bunların sınırları, her şeyin bir sınırı olması gerekiyor. Özgürlükleri de evet, çünkü iki farklı kişinin bir araya geldiği bir ortamda o özgürlükler ne yapılabiliyor? Fedakarlıklarının olunması ve belli bir ölçekte tarafların da rahat hareket edebileceği alanların belirlenmesi takdirinde bir problem olmayacak. Ama eğer bunlar konuşulmazsa, iki taraf birbirinden bağımsız hareket edecek olursa, birisi maça, birisi arkadaşlarına giderse, o ikili evde buluşamayacaktır. Birisi nargile kafelerde buluşacaksa, birisi sosyal medyada gezecekse, bu aile birlikteliğinin sağlanması çok fazla mümkün olmayacaktır. Değil mi hocam? Haklısınız. Sorularımdan devam ediyorum. Ailem veya ailenden biri benden hoşlanmadığını söylerse. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani ben de hoşlanmıyorum diye. Şimdi tabii ki yani belki hayat tecrübesi kapsamında bazı şeyler olabilir. Veya empati yeteneği eksik olan birisi olabilir. Aile büyüklerinden bir tanesi bu anlamda mesela kendi çocuğunu rakibine kaptırıyor diye düşünebilir. Birçok farklı sebepler olabilir. Şimdi burada eğer istenmeyen bir gelin, istenmeyen bir damat durumları varsa ilk önce aileler eninde sonunda bu evliliklerde belli bir rolleri var. Burada eğer ailelerle beraber bu evlilik yürütülecekse iki tarafında belli bir ölçekte rızasını alınması gerekiyor. Rızası alınmadığı takdirde karşılaşabilecekleri sorunları, evet kişinin kendi bir bireyselliği vardır, özgür iradesi vardır, bu evliliği yapmak istiyordur, yapacaksa da bu anlamda eşinin mesela diyelim ki bir kayınvalide gelinine ne yapacaktır? Evlilik öncesindeki yaşanmış olan tüm problemleri evlilik sonrasına taşıyacaktır. Bunun için taşınmaması için evlilikten önce bu durumların tamamen düzenlenmesi gerekiyor. Ve yerine göre gelinin, yerine göre kayınvalidenin burada sulhı salahı sağlamaları gerekiyor. Çünkü hayat kısa ve hiç kimsenin birbirini mutsuz etmeye hakkı yok. Ama bu sağlanmadan belli bir ölçekte birbirimizi ne yapabiliriz? Devamlı didikleyebilir, devamlı böyle bir laf sokmalarımız olabilir, devamlı her ortamda mutsuz etme fırsatı yakalamaya çalışabiliriz. O zaman bunun bir anlamı olmaz. Onun için evlenmeden önce ailelerin de belli bir ölçekte rızasını almaları gerekiyor. Ancak yok biz buna dikkat etmiyoruz. Biz ayrı şehirlerde yaşayacağız. Ailelerimizi biz evliliğimize hiçbir şekilde dahil etmeyeceğiz. Bunu doğru bulmasak da bu en azından iki kişinin arasındaki evliliği belli bir şekilde sürdürülebilmesine imkan sağlar. Ama hem bir tarafta aile olacak hem bir tarafta bu evlilik olacak ve taraflar bir araya geldiği zaman diliminde bu iş evlilik öncesinde çözülmediği takdirde en nihayetinde çatışma olacaktır. Çatışma olmaması için bunun öncesinde çözülmesini tavsiye ediyoruz. Ulan bütün sorunlar zaten bir çözülsün. Bir de hocam bir şey söyleyeceğim size. Şimdi buyurun. Diyanet'te de programlar yapıyoruz ya, bu da perşembeden perşembe. Onlarla program yaparken de hep aynı konuya değiniyoruz. İşte dedikodu yapmayalım, gıybet yapmayalım, iftira olmasın falan diye. Sonra diyoruz ki işte birbirimizi kırmayalım falan. Kadar mümkün olursa tabii şeffaf konuşmak lazım. Şimdi aynı şeyleri aslında yani aynı şeyler derken burada da diyoruz ki işte birbirimizi kırmayalım, kırıcı konuşmayalım, söylediğimize dikkat edelim. Başımıza ne geliyorsa çenemizden geliyor, çenemizi bir tutalım. Tabii. İletişim çok önemli. Şimdi evet. Bakın, mühim olan bunların olmaması mümkün değil. Şimdi iki kişinin, iki farklı yapıdaki, mizaçtaki, kişilikteki insanın bir araya gelmesiyle bir evlilik müessesesi kuruluyor. Bu evlilik müessesesi kurulurken, şimdi her iki tarafta kendi hayatlarından bazı şeyleri getiriyorlar. Ancak ben eşimi bilmeden kırabilirim. Eşimi istemeden üzebilirim. Mühim olan bunların tamirini yapabilmek. Yani yoksa evliliği tamamen dikensiz bir tellerden müteşekkil hale getirelim. Hiçbir gül bahçesine çevirelim. Böyle bir şey çok zor diye düşünüyorum. Ama doğru inşa edebilmek, doğru temeller üzerine inşa edebilmek çok önemli. Sonraki aşamada mesela eş adayımız insani özellikleri iyiyse, anlayışlıysa, merhametliyse, iletişim kurabiliyorsa, kendisini ifade edebiliyorsa, sevgi dili varsa, saygı dili varsa, merhamet dili varsa
Bu eninde sonunda buradaki problemler yaşanabilecek, problemler çözülebilecektir. Eğer bunlar yoksa o zaman kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Ne? Yani istediğiniz kadar baştan her şeyi not alın, sözleşme yapın, her şeyi evet. ifade edin. Eğer bunlar olmadığı takdirde belli bir ölçekte bu evliliğe bir dinamit konulmuş olur. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi çok yorum yapmadan geçiyorum sorularıma da fazla fazla soralım diye. Senin için hayatın, işin, ailenin ve evliliğimizin önem sırası nedir? Nedir? Can alıcı sorulardan bir tanesi. Evet. Hadi bakalım. Şimdi burada bazen mesela erkek işkolik oluyor. Evet. Veya işkolik olmasa bile evinin yaşasını kazanabilmesi için hele böyle bir zamanda öyle bir zaman diliminde yapıyoruz ki gerçekten enflasyonun çok ciddi manada ortam olduğu. Ondan sonra gelirlerimizin azaldığı, giderlerimizin çoğaldığı bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde erkek ekstra fedakarlık yapması, ek işlerde çalışması gerekebilir. Şimdi ne yapmak lazım? Bayanın bu anlamda eşini destekleyebilmesi, erkeğin de bu anlamda evini ihmal etmemesi gerekiyor. Veya mesela oradaki baktığımız zaman diliminde aile. Ailenin yerine aileyle mesela oradaki süreci aileyle beraber halledilmek. Hepsinin yeri ayrıdır. Şimdi ama baktığımız zaman tabii ki eşimizin yeri o anlamda çok ayrı. Eşimizi de ihmal etmeden. Burada annemiz devamlı bizi ne yapıyor? Eşimize karşı kışkırtıyor. Şimdi biz bu evliliği koruyabilmek ve muhafaza edebilmek için annemizin bu anlamda tabii ki kırmadan, üzmeden annemize de durdurabilmek lazım. Eşimizi de onu anladığımızı gösterebilmemiz ve yaşadığı sıkıntılarda onun yanında olduğumuzu gösterebilmemiz gerekiyor. Bunun gibi birçok aşamada ama illa ben de dememek lazım. İlla ben dersek orada biz diyemediğimiz takdirde problem yaşarız. İki taraf birlikte bu problemleri çözebilmek için birbirine destek olmak zorunda. Ben her şeyde ben dersek orada annemizi ihmal edersek, babamızı ihmal edersek, ailemizi ihmal edersek, işimizi ihmal edersek bunların hepsi belli bir süreçte karşımıza problem. Hocam ama bu işle aile derken hani evlilik bu denge çok kurulamıyor zannedersem. Çünkü şöyle yine cinsiyet belirtmeden konuşacağım. Sizin telefonunuzla bir taraftan evet, sesimiz, konuşuyor. Sesimizden alıyor bazı mesajları. Şimdi mesela daha çok çalışıyor ya bir taraf. Diyor ki ben zaten ailem için çalışıyorum, sizin için çalışıyorum. Bu da bir ilgilenme şekli değil midir diyor. Hayır. Diğer tarafta diyor ki ya tamam da sen hep dışarıdasın ama ben seni görmüyorum neye yarar? O bir kaçış rampası. İşte bir de bu konuyu konuşalım bence. Şimdi hiç kimse eğer evlendiği eşinin eşini ihmal etmeye hakkı yok. Evet hayat şartları bazen zorluk olabilir ama bu her gün gidip de evine gelmeyen mesela akşamları iş toplantıları veya iş gezmeleri çeşitli adlar altında yapılıyor. Hı hı. Bunun bir kısmı işin açıkçası evde aradığı mutluluğu dışarıda aramak isteyenlerin söylemleri. Değil mi? Çok yani, net oldu hocam. Yani ne yapacağız? Burada bunu görmek lazım. Ama evet bazen bizlerin de toplantıları olabiliyor, gündüz yetişmeyen işlerimiz olabiliyor. Bunlar, ama her gün haftanın 5, 6, 7 günü biz devamlı çocuklarımızı ihmal edersek, eşimizi ihmal edersek burada aile bütünlüğünden bahsetmek mümkün mü? Değil. Değil. Başkasına gösterdiğimiz ilgi, alakayı kendi evimizden esirgediğimiz zaman eşimizi mutlu edemezsek, çocuklarımızı mutlu edemezsek eninde sonunda burada bir problem meydana gelecek. Bunu kimseye yapmaya hakkımız yok. Ha mesela bazı kişiler vardır işte gençliğinden itibaren hep sosyal yaşamı dışarıdadır. O alışmıştır eve kolay kolay girmek istemeyebilir. Böyle bir kişi varsa mesela bu noktadaki düşüncesi ben haftada 3 gün 5 gün gelmeyeceğim diye karşıdaki eşine söyler onu da kabul ederse burada problem yok. Ama bunu kabul edecek bir bayan var mı? Çok zor. Kimse kabul etmemez, edemez. Çünkü orada aile birlikteliği beraber yaşanması gerekiyor. İşini buna göre planlayacak, buna göre programlayacak. Hatta gerekirse eğer bir iş seyahati varsa eşiyle beraber gidecek. Çünkü niçin? Burada mühim olan ailesini ihmal etmeden bir şeyleri beraber yapabilmenin yollarını aramak gerekiyor. Çünkü eninde sonunda bayan bu kadar iş gezisi ne oluyor diye kafada koç zamanında bir soru işaretlerinin de oluşmasına sebebiyet de verebilir. Değil mi? Yani her gün mü bu iş toplantıları? Ama
Tabii ki mesela bir bazı kişiler vardır. Bir bakıyoruz ki işe geç başlıyorlar, geç bitiriyorlar. Böyle bir yaşam tarzı kurmuşlar. Eşler arasında bu konuda belli bir ölçekte anlaşma sağlanmış. Her iki taraf da mutlu. Burada bir problem yok. Ama eninde sonunda bu çocuk akşamleyin yatmadan önce babasını görmek zorunda. Bir bakıyoruz ki baba eve çocuğun uyuma saatinden sonra geliyor. Çocuğuyla hiç temas etmiyor. Bu çocuğun hayatında ne eksik? Baba figürü eksik. Baba figürü eksik olduğu için ne yapacak? Hep annesiyle beraber yaşadığı için sadece onu rol model alacak. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zaten çok çalışmanın sebebi çok para kazanabilmektir herhalde. Ama bir yerde artık onun bir değeri kalmıyor ya. Sağlamak gerekiyor. Şimdi diyelim ki çok para kazandık. Bunu ailemizle harcayamadıktan sonra, zamanı geride getiremedikten sonra ne esprisi var? Evet, gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Belli bir sıkıntılarımız olabilir, problemlerimiz olabilir. Bu ayrı. Ama eninde sonunda herkes belli bir ölçekte bunu hayatını düzene koymak zorunda. Bu belli bir aralıkta olabilir. Ama düşünsenize yıllarca hep bu şekilde bir düzen kurulmuş, bir aile düzeni kurulmuş. Bu nereye kadar gidebilir? Belli aralıklar, belli bir dönemler vardır. O dönemlerde eşler birbirlere fedakarlık yapması gerekiyordu. Hatta çocuklar, baba bir iflasla karşılaşmıştır, evini kurtarmak istiyordu. Ailesini bu anlamda sağlıklı bir yaşam, bir zorlukları bırakmamak için ekstra mücadele etmesi gerekiyordu. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama öbür tarafta imkanlar çok iyi, herhangi bir problem yok. Daha da dediğimiz takdirde ne yapacak buradaki eşimizi, kul hakkı değil midir bu ihmal ettiğimiz, dışarıdaki insanların gönlünü yapacağız derken kendi eşimizi ihmal etmek kesinlikle yanlış bir durum. Kendi de mutsuz olur zaten bu tarz durumda. Ya tabii ki eş eninde sonunda hep devamlı bu konuda söylemlerde, eylemlerde bulunacaktır. Talepler olacaktır. Karşılanmayan talepler olacaktır. Karşılanmadığı için de her seferinde sabahleyin evden mutsuz bir şekilde uğurlanacaktır. Mutsuz bir şekilde karşılanacaktır. Çünkü karşıda ihmal edilmiş bir hanımefendi vardır. Bu ihmal edilmiş hanımefendi ne yapacaktır? Ona o mutluluğu veremez. Vermesi de zaten mümkün değil. Çünkü böyle bir beklentiye giren bir beyefendi de yanlış yapıyordur. Yani eşini evde ihmal edecek, ev bir taraftan da mutlu bir şekilde karşılanacak. Böyle bir güzellik yok. Değil mi? Başka bir şey söyleyecektiniz. Tuttunuz kendinizi. Tamam. Ne yapalım? Söylemiyoruz onu. Tamam. Şimdi hocam süremiz 5 dakikamız kaldı. Ben bu soruların hepsini böyle daha bütün bir şekilde soracağım size. Kim neye ne kadar karışacak diye soracağım. Ve mesela kendi arkadaşlarımdan da çok duyuyorum. Şimdi yeni evleniyorlar. Evlendikten sonra aradan biraz zaman geçiyor. Hani sizin niye çocuğunuz yok? Çocuk oluyor bu sefer diyorlar ki niye ikinci çocuğunuz yok? Sonra niye hala evinizi almadınız? Niye şunu değiştirmediniz? Şunu niye böyle yapmadınız? Falan böyle sürekli bir sorulara maruz kalıyor bu çiftler. Çevre baskısı diye. Çevre baskısına maruz kalıyorlar. Bir de bu konuya açıklık getirelim. Çevre baskısı yapanlar varsa da buradan onlara yani seslenmiş şöyle olalım. Ki, bazen tabii ki yönlendirmek, destek olabilmek gerekir. Ama burada artık öyle bir dönemden geçiyoruz ki şimdi bir şeyleri rayına koymadan, okul hayatı bitirmeden mesela evlenen gençler olabiliyor. Veya belli bir şekilde mesleğini tam elde etmemiş, etmeden evlenmiş olan gençler olabiliyor. Bunlar bir de bu evin yükümlülüklerini tam daha kaldıramazken, bir de çocukla karşı karşıya kalacak olurlarsa ne olacak? Orada biraz daha bocalamaları vesaireler olabilecek. Mesela daha kendisi yetişkin olmamış, daha kendisi çocukluğu tam olarak üzerinde barındırıyor. Bakıyorsunuz ki daha çocuksu hareketler var. O olgunluğu yaşayamamış. Bu kişi çocuk sahibi olacak olursa ne olacak? Aynı şekilde esasen evliliğe de belli bir hazırlık için belli bir olgunluk gerekiyor ama diyelim ki evlenmiş. Bir de o çocuğun sorumluluğunu alamayabilir. Bunun için her şeyin belli bir planlaması, belli bir programlaması. Hani bazen bakıyoruz ki biz anemez dediğimiz bir seanslarımızda bir formumuz var. O formumuzdaki sorulardan bir tanesi istenmeyen bir çocuk mu? İstenmeyen bir gebelik mi? Çünkü istenmeyen o esnada gelişen bir gebelik de eğer eşlerden birisi diğerine bu çocuk niye böyle bir zamanda hamile kaldım veya niye kaldım derse ve o mutsuzluğu, o sıkıntılı halini eninde sonunda bir şekilde çocuğa yansıtmış oluyor. Gerek doğum öncesi, gerek doğum sonrası. Ve çocuk bundan da maalesef etkilenebiliyor. Onun için
Her şey belli bir şekilde, evet, hayatın bazı akışlarında her şeyi planlamak da mümkün değil ama olabildiğince, yapabildiğimiz ölçekte evliliklerimizi belli bir ölçekte planlamak, programlamak gerekiyor. Bunu yapabildiğimiz ölçekte daha mutlu oluruz. Ama yapamadığımız durumlarda hazırlıklı olabilmek gerekiyor. İlla modomod, işte şu tarihte şunu yapacağız, bu tarihte bunu yapacağız veya çevreden bizle hadi hadi, ya bir bakın, bir rahat durun, bir belli bir şekilde gençleri rahat bırakalım. O gençler de bazı şeyleri kendileri akledebilecek yaştadırlar, araştırıyorlardı. Hele eskiye nazaran birçok olayı araştırabiliyorlar, bilebiliyorlar, kitapları okuyorlar. Artık yani ortalama bir seviyedeki bir genç bir kitap vesaire bir şeyler izlemeden de o evliliğe adım atmak istemiyor. Çünkü neyle karşılaşabileceğini görmek istiyor. Ama tabii ki herkesin bilinç düzeyi aynı değil. Bu konularda sadece baskı kurmadan destek olmamız gerekiyor. Onları bu anlamda yönetebilmemiz önemli. Ama bu baskı olayı çok farklı bir şey. Çünkü gençler mutsuz oluyorlar. Bu konuda baskı kurmamak en evlası. Yani destek de karşı taraf istiyorsa olunur zaten. Öyle değil mi hocam? Tabii ki. Yani anlarsın, yani, istiyor mu istemiyor mu? Ya şimdi dedeler ve nineler bir an evvel torun sahibi olmak istiyorlar. Bu istekleriyle karşı taraftaki gençleri bunaltabiliyorlar. Belki yani kendilerini daha hazır hissetmiyorlar. Daha o çocuğun sorumluluğunu almak için yeterlilikleri yok. Biraz daha zamana ihtiyaçları, biraz daha ekonomik süreçleri rahatlatmak. Bir tarafta şu andaki gençlerin birçoğu borçla evleniyor. Borçları azaltmak istiyorlar falan. Bu konuda biraz tabii ki büyüklerin de anlayışlı olması gerekiyor. Peki o zaman kararlar üzerindeki etrafın etkisinden bir bahsedelim. Ya ilk önce evet, birileri her zaman evliliğimize, anne babalarımız, arkadaşlarımız, çevremiz belli bir şekilde fikirlerini, zikirlerini söyleyecektir. Ama oturup eşler kendi aralarında bu konuları konuşabilmeliler. Konuştuktan sonra ortak hareket edebilmeliler. Yoksa başkasından, mesela diyelim ki eşimizle alakalı birileri bizi ne yaptı? Dolduruşa getirdi. Hemen eve gidip eşimizle bu konuda kavga etmemiz doğru bir şey değil. Oturup birbirimizi anlayabilmemiz, empati besleyebilmemiz, karşımızdaki insanı kendimizi ifade edebilmemiz, onun da kendisini ifade etmesine müsaade etmeliyiz. Sabır. Çok önemli. 3S en az. 3S. Sevgi, saygı, sabır. Yani tamam, orada isterseniz nefes de alabilirsiniz. Yani o nefesi almak da tabii ki belli bir ölçekte bir araya bir es koymak da ne sağlar? Olayları daha sağlıklı yürütebilmemizi sağlar. Hocam soruları yine bitiremedik. Bitmez. Bitmez değil mi? Yani, gelecek mi daha devamı? Yayınlayacak mısınız? Yayınlıyoruz. Yani Merhaba Gazetesi'nde şu anda dördüncüsü. Herhalde zannedersem 130'lu bir sorulara denk geldik. Bu haftakiyle beraber 160-170'e doğru gidiyoruz. Yani maksadımız şu. Sorulara boğmak değil. Karşımızdaki insanı dediklemek değil. Bilinç uyandırmak değil. Biraz daha. Bilinç uyandırmak. Yani buradaki tabii ki sorabildiğimiz aile. Şimdi bazı danışanlar görüyoruz ki eşleriyle alakalı hayatını, o kısmını, belli bir kısımları, belli bir problemleri hiç bilmiyor, hiç haberi yok. İş hayatını bilmiyor. İş hayatında karşı taraftaki kişi birçok sıkıntılar yaşamış, eşine gelip anlatmıyor. Veya diyelim ki iflas etmiş, o iflasla beraber evliliğe birçok borcu taşıyor. Karşı taraftaki insan bunu bilmiyor. Bunun gibi birçok aşama esasen konuşulabilmesine fırsat tanımak, imkan tanımak. Çünkü gençlerin mesela en çok karşılaştığımız, ne soracağımızı bilmiyoruz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hani onlara böyle bir elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce bir şeyler ifade edebilmek istiyoruz. Hadi bakalım artık kimi ne kadar aydınlatabilirsek. İnşallah. Son olarak ne söyleyeceksiniz? Şöyle madem işte o ilk aşamalarda daha böyle pembe yaklaşımların olduğundan bahsettik, o şekilde bir şey söyleyin hocam. Peki. Yani hayat hiç kimsenin birbirini mutsuz etmeye hakkının olmadığı kadar kısa. O zaman birbirimizi biraz daha anlayabilmek, birbirimizi biraz daha destekleyebilmek için lütfen fedakarlık. Yani evliliğin esasen, evlilik bir sanattır. Bu sanatı icra edebilmek için fedakarlık kısmını da doğru bir şekilde kullanabilmek. Ben eğer kendimden fedakarlıkta bulunmazsam, hep benim istediklerim olsun dersem, bu evliliğe bir katkı sunamam, bu sanatı doğru bir şekilde icra edemem. O sanatın güzelliklerini yaşayamam, o sanatın da görselliğini, güzelliğini
topluma gösteremem. Onun için biraz daha bizler bu konuda evliliklere, çünkü kolay inşa edilmiyor. Ve Allah'ın da evet helal kıldığı ama bu anlamda gerçekten sevmediği bir sonuçla da karşılaşılmasını da istemeyiz. Çünkü iki taraf yaralandığı gibi eninde sonunda çocuklar da yaralanıyor. Bu çocuklar zaten. En önemlisi, yani ben bugüne kadar ki okul öncesinde malum bir çalışmalarımız var. Bu çalışmaların içerisinde onlarca, yüzlerce çocuk geçti. Bunların içinde bilhassa boşalmış aile çocukları içerisinde ben yaralanmamış bir çocuk görmedim. Ne kadar anlaşmalı, ne kadar uyumlu olsa da az da olsa bir tarafı arıyor çocuk. Bir kanat kırık, baba kanadı kırık veya anne kanadı kırık. Bu kanatlardan birisinin kırık olması çocuğun bir tarafını aksamasına sebebiyet veriyor. Bunu çocuklara yapmaya hakkımız yok. Onun için ne kadar evet biz belki hayatı çok laylaylon bir şekilde görüyoruz. Ama bunun sadece etkilenen tarafı tek biz değiliz. Öyle bir hakkımız yok. Ailelerimiz etkileniyor, eşimiz etkileniyor, çocuklarımız etkileniyor. Onun için biraz daha bu konularda dirayetli hareket edebilmek, akıllı hareket edebilmek çok önemli. Evlilik hayatını güzel icra edelim. Dur ben de ne diyeyim? Biraz o zaman çocukların dilinden bir şeyler söyleyeyim ben de. Diyeyim. Çocuklarınızın ve birbirinizin süper kahramanı olun diyeyim. Tabii ki. Yani bu çok önemli bir mesaj. Ben de destekliyorum efendim. Tamamdır. O zaman süper kahraman olacağız. Kapatıyorum hocam. Eyvallah. Evet efendim. Hayatın içindelim. Bugünün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın. Oh, 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 oh